Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 10. haftasının 2. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Dörtgenlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dörtgenlerin özelliklerinde kalmıştık. Kitabımızda da sayfa numarası 101, 102 ve 103'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Özelliklere başlamadan önce ilk videoyu iyi bir şekilde dinlediysen ve anladıysan dörtgenle ilgili soru kaçırmazsın büyük ihtimalle. Ama özellikler de var. Bu özelliklerde ne olur ne olmaz diye bilelim. Birinci özelliğimiz zaten bunu biliyoruz. Ta ortaokuldan dörtgenin hem iç açılarının hem de dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Hocam şöyle bir dörtgen A açısı B açısı C açısı ve D açısı A artı B artı C artı D neye eşitmiş? 360 eşitmiş. Dış açısı dediğimizde 180'e tamamlayandır. Dikkat burası değil. Ha. Her zaman dış açı bu kaçgen olursa olsun 180'e tamamlayan açıdır. Yani burası mesela alfa ya da şuradan başlayalım. Şurası alfa, burası beta, şurası dış açısı ya böyle gideceksin ya böyle gideceksin fark etmez. Şöyle gidelim. Şurası teta, burası da ne olsun? Gamma olsun. İşte alfa artı beta artı teta artı gamma toplamı da ne olacakmış? 360 derece olacakmış. Geldik ikinci özelliğe. Dörtgende ardışık köşelerden çizilen iç açı ortaylar arasında kalan açı diğer açıların toplamının yarısıdır. Arkadaşlar genelde tamam böyle şey yapacağız. Ama kitaplarda böyle özellikler falan olduğu zaman işte bu özelliği bilin, bu özelliği bilmeyin tarzında bir şey söylüyorum. Bu genelde hemen akılda kalıyor. Ama bilmeseniz de yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hemen ispatını yapacağım zaten bunun. Böyle ardışık iki açıdan böyle açı ortaya çıktığı zaman kullanmadığın açının toplamlarının yarısıdır. Bak söyledim aklında kaldı. Aklında kaldığı için böyle soru geldiği zaman direkt formülden yapabilirsin. Ama farz edelim bir şeye bağladın ve aklına gelmedi. E o zaman ne yapacaksın? Bildiğin üçgen bilgisiyle yapacaksın. Hemen ne diyeceksin? A A diyeceksin. B B diyeceksin. Hocam A artı B'yi bulursam alfayı bulurum. Tamam. E büyük dörtgende de 2 A 2 B C ve D açıların toplamı 360 diyerekten 2 artı 2 B'yi bulursun. Yani A artı B'yi bulursun. A artı B'yi bulduktan sonra da alfaya ulaşırsın. İster formülden yap ister formülsüz yap tamamıyla sana kalmış akılda da kalıyor zaten. 3'e geldik. Bu sefer karşıtlı köşelerden açı ortaylar çizildiğinde arada kalan dar açı, farklarının yarısıdır. Kullanmadığın açının farklarının yarısıdır. E hocam B'den mi D'yi çıkartacağız, D'den B'yi çıkartacağız? Negatif bir sayı olamaz ya açı değeri. Ya bunun için de mutlak değer koyuyoruz sadece. Sen büyükten küçüğü çıkartırsın eğer açılar belliyse. Farklarının yarısı. Yine üçgen bilgisiyle AA deyip BB deyip hocam büyük üçgende büyük dörtgende pardon 2A 2B D açısı ve B açısının toplamından 2 artı 2 b'yi yani artı b'yi bulursun. A artı b'yi bulduktan sonra bu dörtgende A artı b belli ya d de belli ya 360'a tamamlamasından dolayı burayı buluruz. Sonra burayı bulduktan sonra da burayı buluruz. İşte bu ispat yöntemleri senin için de önemli. Çünkü bazen öyle bir soru geliyor ki formül bilseniz bile kullanamıyorsunuz. İspat yöntemleriyle yapıyorsunuz. İşte genelde zorlanılan sorularda onlar yapıyor. İşte o sorularda da böyle değer vermeyi de unutma. Evet hemen sorusuna sorularına bakalım. Bakalım ne demiş burada? Hemen bir yeni nesil soruyla başlamışız. Ama kolay. Bakalım. Dörtgen şeklindeki bir kartonun üzerine dikdörtgen şeklindeki bir çubuk şekil 1 ve şekil 2'de gibi konulduğunda oluşan açılar şekillerin üzerinde gösterilmiştir. 130-140 derece verilmiş. Ya istersen üst tarafa odaklan, istersen alt tarafa odaklan. Ben alt tarafa odaklanacağım. Hocam burası 130'sa hani yöndeşlikten dolayı dikdörtgen ya karşılıklı kenarlar paralar. Burası da 130 ters açıdan dolayı. Burası da 130 mu yapacak? Evet. 140sa burası da 40 olacak. Üst odaklansaydım bu açıları yazardım arkadaşım, tamam mı? E tamam şunları yazdık 130, 40. E buradaki dörtgende şuraya alfabete dersem aynı karton eş yapıları kullanmış. Eş yapılarda ne oluyordu? Ya kenarların eşitliğini kullanacağız ki burada açı soruluyor, açıların eşitliğini kullanacağız. Ya da açıların eşitliğini kullanacağız. Eş yapılarda bunu kullanacağız ya başka bir şey yok. E burada da açıların eşitliğini yazalım. Gerçi bizden alfa isteniliyor. Ben şuradaki açılara x ve y diyeyim. E hocam buradaki eş yapıdan dolayı yine burası x burası y diyeyimdir. Evet. E burası 120 iken burası ne oldu? 60 oldu. Burası alfa iken hop yöndeşitten Burası da alfa ters açıdan. Burası da alfa mı yaptı? Evet. Şimdi buradaki dörtgenden dolayı alfaya ulaşabiliriz. Öncelikle şuradaki dörtgene bak bakayım. X artı Y artı 40 artı 130 eşittir nedir? 360'tır. Hocam şurası 170 yaptıysa burası da 190 yapar. X artı Y 190 yaptı. Buraya gelecek olursak şimdi x artı y artı alfa artı 60 x artı y artı alfa artı 60'ın da 360 olması lazım. Sen x artı y'yi 190 olarak buldun. Şurayı 190'ı yazayım. x artı y 190 sa burada da 60 varsa o zaman toplamı kaç yaptı? 250 yaptı. 360'dan 250 çıkartırsak alfaya da kaç kalır? 110 derece kalır arkadaşım. Eş yapıları unutma. Ta bunu üçgenlerden beri öğrendik açıların eşitliği ya da kenarların eşitliği mutlaka mutlaka yazılıyordu. Örnek 12 110 çıktı geldi örnek 13'e. Aa, direkt nedir? Formülden yapmak isteyen arkadaşlar direkt 100 artı 90 bölü 2 95'i e yapıştırın. Farz edelim bir şeye bağladın unuttun. E ne yapacağız? O zaman şuradan x x y y diyelim bakalım neler olacak. E hocam burada büyük dörtgende 90 ve 100 verilmiş ya. 2x 2y 90 ve 100. 2x artı 2y artı 90 ve 100'ün toplamının 360 yapması lazım. Buradan 2x artı 2y 360 eksi 190'dan dolayı 170 gelir. E buradan da ne geliyor arkadaşım böylelikle? x artı y'yi de kaç buluruz? 85 olarak buluruz. x artı y 85. E senin şuradaki dörtgeninde ne var oradaki dörtgeninde? Hocam x, y ve alfa var. Hemen yazalım. x artı y artı alfa da 180'e eşit olmayacak mı? Evet. 180 zaten. Pardon x artı y zaten 85'ti. O zaman 180'den 85'i çıkartırsak alfa da kaç olur? 95 olur. İspat yöntemini bil. Bil, bil. Tamam. Tamam formülden direkt kolay bir şekilde yapılıyor. O ayrı bir konu. Ama ispat yöntemini de bilmeni de tavsiye ediyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 14. Gergin bir ip. Hemen yeni soruya geçmişiz. E kardeşim bununla da ilgili klasik soru sorunca da direkt şey oluyor. Bak klasik soruya dönüşmüş zaten bu açı ortaylar olduğu zaman işte şey klasik bir çözüm uygulayacağız. İster formülü uygula ister formülü uygulamadan yap. Gergin bir ip. Şöyle gergin bir ip. Zemin ile belirli açılara sahip direklere şekil birdeki gibi bağlanıyor. Bak zemin ile belirli bir açılara sahipmiş. İp K noktasından aşağıya doğru çekildiğinde direkler A ve B merkezli dönüşler yapıyor. Bak senin direğin önceden böyleydi. Aşağı doğru çektiğim zaman hop direk dönmüş böyle buraya gelmiş. Eski hali bunun burada mı? Evet eski halini şöyle koyalım. Sonra bizim direğimiz buradaydı. Hop dönmüş buraya gelmiş. E burada da eski halini şöyle koyalım. E bizim direğimiz buraya geldi sadece. Sonra A ve B, B merkezi dönüşler yapıyor. Ve şekil 2 oluşuyor. Şekil de bunlar açı ortaya olarak verilmiş. Eyvallah. Şekil 1'deki C ile D köşeleri. D köşelerindeki açıların toplamı 140 derece. C ile D köşelerindeki açıların toplamı ne? C ile D köşelerindeki açıların toplamı 140 derece. Nerede? Şekil 1'de. Şekil 1'de. Buradaki açıların toplamı 140 derece arkadaşlar. Şu ikisi toplam 140 yapıyorsa eğer. E o zaman ben buraya bir A. Buraya da bir B diyecek olursam. A artı B artı 140 eşittir. 360 değil midir? Dörtgen iç açıları toplamından. Evet. A artı B'yi de böylelikle 120 derece değil. 220 derece olarak buluruz. A artı B'yi 220 bulduk. Eyvallah. Sonra ne diyor? 140 derece olduğuna göre direkler toplamda kaç derece dönüş yapmıştır? Arkadaş direk dönerken ne oldu? Hocam bu direk dönerken hop buraya geldi. E bu direk dönerken de hop buraya geldi. Yani senden şuradaki X ile buradaki Y açılarının toplamı isteniyor. E hocam burası önceden A'ydı. Burası da B'ydi. Yani şuraya ne kaldı o zaman? Önceden A'ydı ya. AXX kaldı buraya. Şöyle yazayım AXX. Buraya ne kaldı? B'ydi tamamı. Şöyleyken. Buraya da b y kaldı. Şimdi burada iki tane iç açı ortay arasında kalan açı var. Hocam bu neydi? Diğer kullanmadığın açının yani şu dörtgendeki toplamlarının yarısına eşit miydi? Evet. İstersen buraya n, n, m, m de ispat yöntemiyle yap. A burada ispat yöntemi biraz seni zorlar değil mi? O zaman direkt 75 eşittir. A eksi x artı b eksi y bölü 2 eşit. 2 ile karşı tarafı çarptım. 150 eşittir. A artı b eksi x eksi y yaptı. Eksi parantezinde x artı y oldu o zaman burası. E Şimdi A artı B belliydi. 220. Hocam burada 220. 150'yi buraya atalım. Eksi X eksi Y'yi öbür tarafa atalım. Ya da şuraya eksi X eksi y yazalım direkt. Bunu da attık öbür tarafa. X artı Y yaptı. 220'den de 150 çıkınca kaç geliyor? 70 derece geliyor. Ve cevap ne çıktı? 70 çıkar. Çünkü niye? Bizden direktler toplamda kaç derece dönüş yapmıştır diye soruluyor arkadaşım. Cevap da 70 çıktı. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Bak 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 sınavda çıkmaya aday sorulardan birisi. Lütfen buna dikkat et. Zor değil ama dönüşü, mönüşü, eş yapıyı. Bak eş yapı aslında önceki burada dönmeden önceki A açısı bak A açısı. Buraya A X kaldı. İnce noktalar var aslında burada. Lütfen bu soruya dikkat et. Aha da buraya yıldız atıyorum. Bir sınavda çıkarsa karşınıza çıkacağım. Haberiniz olsun. Örnek 14, 70 geldi. Geldik örnek 15'e. Hı. Hmm. Ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil renkteki ABCD dikdörtgeni biçimindeki kartona aşağıdaki katlamalar yapılıyor. İşte burası 80, burası 110 verilmiş. Eyvallah. B köşesi AD üzerinde gelecek biçimde katlanıp, arkadaşım B köşesi bak şu şekilde katlanmış. AD üzerinde gelmiş. Katlamalarda ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Eski halinde şöyle bir dörtgen. A, B, D dörtgeni elde edeceğim. Şu katlama çizgisi oldu. O zaman eski haline geri getirelim kardeşim. A, B, dörtgenini elde etmek zorundayım ben eski halinde. O bak ilk baştaki şeklimiz geldi mi geldi. Hocam şurası 80 burası işte 110 şöyle bir şey geldi. Bak senin şuradaki katlanmış şeklin buraya geldi. Bak simetriğini aldık böyle katlamasını açtık. Ya da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şekli eski haline geri getir kardeşim. Zaten A köşesi burada. Ya açılmış hali şu katlanmışın da A köşesinden bir yere doğru gelecek. C burada ya. C açılmış halinde buraya gelecek. Hocam bunu direkt böyle açmaya çalışıyorsunuz. Ama burada K yok ki C var. C zaten buna göre yansımasını aldığın zaman şöyle simetrinin aldığında C su buraya gelecek. Ona da dikkat et lütfen. Tamam mı? Yani senin şu C buraya geldi. Hop şu şekilde mi oldu? Evet. Şimdi benden katlama çizgileri isteniyor. Buna göre katlama çizgileri arasında kalan açı isteniyor. O zaman burada katlama çizgisine yoğunlaşacağım. Şu benim katlama çizgisi değil mi? Evet. Katlama çizgisinde arkadaşlar şöyle bir katlama yaptığın zaman şekil ne olursa olsun. Bir dörtgen katlaması var burada. E hocam üst üste binen kenarlar işte. mesela bununla bu. Sonra e, şu kenarla şu kenar, şu kenarla şu kenar. Ama kenarlarla ilgili bir işimiz yok gibi. Katlama çizgisi soruluyor. Üstte binen açılar birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Hop şunlar birbirine eşit olacak. Açıları yazdık. Eyvallah. Sonra şurada bir katlama yapılmış. Böyle yukarı doğru. Yani B köşesi CD üzerine gelmiş. Şuraya gelmiş. Katlamayı açıyoruz yine. Katlamayı açarken yine dikkat ediyoruz. A burada olacak. Dikkat. Dikkat. Katlamayı şöyle şuna doğru. Şu doğrunun simetriğine göre açıyoruz. Yani eski şeklimiz ne olacak? Şöyle bir şekil olacak kardeşim. Açtık. C noktası buradaydı zaten. C'ye geldi. Bak. Bunun katlanmış hali buraya geldi. Yine bizim katlama çizgisi burası değil mi? Katlama çizgisi şurası. E katlama çizgisinde üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Dikkat et. CL katlama çizgisi açı ortay. Bu da katlama çizgisi açı ortay. İlk şekle gelelim. Bizim katlama çizgisi bu. Öbür katlama çizgisi de bu. Katlama çizgileri arasında kalan açı isteniyor benden. Hocam ama hangi açı isteniyor? Kalan açı kaç derece olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar şu katlama çizgisi ve şu katlama çizgisi. Hocam bu açı ortay. Hocam bu da açı ortay. Açı ortay doğruları arasında kalan açı isteniyor. Ya burada kaç isteniyor ya da burada kaç isteniyor. E hocam burada karşılıklı açı ortaylar çizilmiş. İstersen böyle A A B B deyip oradan yap. İstersen karşılıklı açı ortaylar arasında kalan dar açı formülünü bilmiyor muyduk biz? Farklarının yarısıydı. Yani 110 eksi 80 bölü 2'ye eşittir. 110'dan 80 çıkart 2'ye böl. Alfayı kaç buluruz? 15 buluruz. Alfa 15 ama bu doğrular arasındaki açı kaç derece olabilir diye soruluyor. Ya cevap 15 ya da 180 eksi 15. Yani 180 eksi 15'te kaç yapıyor? 165 yapıyor. İki cevabı var. Ya cevap 15 ya da 165 yapar. Çünkü iki doğru arasındaki açı nedir? Ya buradaki açıdır ya da buradaki açıdır. E hocam burası. Zaten bunlar ters açıdan eşit kardeşim. Hocam burası ters açıdan eşit kardeşim. İki tane açı geliyor karşımıza. Ya 15 ya da 165. Evet güzel bir soru. Cevap 165 ya da 15 çıktı. Artık cevap anahtarında ne yazılmışsa 15 yazmışım. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Geldik dördüncü özelliğe. Arkadaşlar köşegenleri dik kesen bir dörtgende ne yapıyoruz? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir. Tamam. Hızlı bir şekilde işlemleri yapayım mı? Yani A kare artı C kare B kare artı D kare eşit. Bak bunun ispatı zor olduğu için bence bu özelliği bil. Tamam bak şuraya yıldız atıyorum. Hani diğerlerini bilmesen de kendin çıkartabilirsin. Bilmene gerek yok diyebiliyorum. Ama burada bak ispat yaparken de göreceksin. Biraz bizi hırpalayacak. E arkadaş ne yapacağız? Hocam 90 derece varsa Pisagor bağıntısı yapacağımız belli. Burada da 90 var. E hocam bir burada Pisagor bir de burada Pisagor yapacak olursam. İkili Pisagor'da H ortak ya. Şuraya M diyeyim şuraya da N diyeyim. O zaman h kare neye eşit? h kare neye eşit? Hocam a kare eksi m kare eşit. a kare eksi m kare eşit. Aynı zamanda bu alttakinde neye eşit? b kare eksi m kare eşit. e ne çıktı burada? Hocam h kare her de birbirine eşit oldu. O zaman benden m ve n istenmiyor. a ile b arasındaki ya da c ile d arasındaki ilişki isteniyor ya. m'yi buraya b'yi de buraya atalım. O zaman buradan ne geldi? a kare eksi b kare eşittir m kare artı n kare geldi. Öbürüne bakalım şimdi. Öbüründe de şu hocam bir burada Pisagor bir de burada Pisagor var. Buraya da T diyelim mesela. E o zaman burada da her ikisinde de T ortak. T kare neye eşit? D kare eksi M kare eşit değil mi? Evet. D kare eksi M kare eşit. Aynı zamanda T kare burada alttaki üçgende C kare eksi N kare eşit değil mi? Evet. Benden işte C ile D arasındaki ilişki isteniyor. M ve N'yi şey yapalım. Bunu atalım öbür tarafa. Bu arada burası eksi olacaktı. Atalım öbür tarafa. M kare C kareyi de buraya attım. Yani D kare eksi C kare eşittir. M kare eksi ne kare mi oldu? Evet. Dikkat et. M kare eksi ne kare? A kare eksi B kare. M kare eksi ne kare? D kare eksi C kare eşit oldu. Her ikisi de eşitse bunlar birbirine eşittir. A kare eksi B kare eşittir. D kare eksi C kare olur. E buradan da eksi C kareyi buraya eksi B kareyi buraya atarsam A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare geldi mi? Geldi. İspatı biraz sizi yordu mu? Yordu. İşte yoracağı için her zaman bunlarla ilgili işlem yaparken biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Gerçi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün dörtgenler bittiği zaman yani mesela son konuda ya da dikdörtgen konusunda böyle bu özellikler böyle aklınızda kalmayacak özellikler böyle birbirlerini tamamlıyor. Mesela dikdörtgende de var buna benzer bir özellik. Bak 90 derece olduğunda bunu kullanacaksın diyeceğim ve aklında kalacak. Hem dikdörtgendeki özellik hem buradaki özellik aklında kalacak. O yüzden hiç merak etme ilginç özellikleri Böyle aklında nasıl tutacağını söyleyeceğim. Hatta bu özelliği orada da hatırlatacağım. Ama bunu bil. Bunu bilirsen dikdörtgendeki özellik de hatta karede de var o özellik. Karedeki o özellik de zaten senin aklında kalacak. Neymiş özelliğimiz? Bir dörtgende köşegenler dik kesirse yalnız bak bunu unutma. Köşegenler dik kesirse karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. A kare artı c kare b kare artı d kare eşit. Hocam buradaki dörtgen iç bir dörtgen. Bir köşegen bu diğer köşegen bu. Bunlar kesmiyor ama Uzantıları dik kesirse de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hocam bir kenar bu sonrası bu. Bu da karşısı oluyor. Bak dikkat et. Karşıtlı kenarlar A ve B değil. Bak bu A ve B ardışık oluyor. E, ardışık bir atlayıp gideceksin yani. A kare artı C kare B kare artı D kare işte olur. Bu. İşte burada mesela sıkıntı yaşayabilirsin. Hocam burada bu nasıl aklında kalacak diye soracak olursan. Kardeşim şunu aç. Katlanmışı değil mi bak. Alttaki üçgenin katlanmışı değil mi yukarı. Evet. E sen bu katlanmışı aç kardeşim böyle. Açtım böyle. Bak ne oldu? Bu katlanmışı buraya açtığın zaman ya da bu katlanmışı aşağı doğru açtığın zaman burası B yaptı burası C yaptı. Aa hocam gerçekten köşegenler de dik kesiyor. A kare artı C kare B kare artı D kare eşit oldu. Katlanması şeklinde düşün. Hani bu aklına gelmezse. Tamam dostlar? Evet bunu bil. Bil bil. Çünkü ispatı zor kardeşim. Ha tutup da bununla da ilgili öyle kolay bir soru yazmadım arkadaşlar. İşte 3, 4, 5 ise burası x nedir diye soru sormadım. Çünkü soru yazdığımda hemen la hoca bu da sorulur mu dersiniz diye yazmadım. Ama gerçekten de öyle. Ama şöyle bir soru yazdım. Bakalım nasıl bir soru. İlginç bir soru. Güzel bir soru. Ne diyor? Köşegenleri dik kesen bir karton 4 farklı renge boyanmıştır. İşte bu renklere boyanmış. Bu karton köşegenleri boyunca katlandığında 4 rengin üst üste geldiği bölge kesilip atılıyor kartonun katlanılan kısımları açılıyor. Buna göre oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Çok güzel bir soru. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Öncelikle ben şuradaki kenarı bulur muyum kardeşim? Bulurum. Köşegenler dik kesen bir dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları. Yani x'in karesi artı 24'ün karesi eşittir. 15'in karesi artı 20'nin karesi. Bak matematikte bile bu dik üçgenler, Pisagor bantıları işinize yarayacak. Niye? Aa, hocam 15 20 25 üçgeni vardı. E, burada da 24 var. Bir de 27 24 25 üçgeni vardı. Yani bu 25'in karesi bu 25'in karesi ya. Yani x'i kolay yoldan direkt ne olarak buluruz arkadaşım? 7 olarak buluruz. Tamam mı? İstersen aç kardeşim. İşte at bunu buraya. Bunun karesi artı bunun karesi eksi 24'ün karesi de. Ama 15 20 25. E o zaman bu 25 olacaksa 24 varsa 7 24 25'tir. Yani x'i 7 bulduk. Şimdi diyor ki bana bu karton diyor köşegenleri boyunca katlandığında ilk katlamayı yapıyorum. Dikkatli bir şekilde izle. İlk katlama alttakini katlıyorum. Alttakini katladığım zaman hocam hop yukarı geldi. Tamam. Alttaki gitti. Alttakini unut. Şimdi alttakini unut. Alttaki diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Tamam mı? Hatta bunu böyle şöyle unut. Bu yukarı doğru katlanmış oldu. Hocam 7 iken bu buraya geldi. 20 iken bu da buraya geldi. Değil mi? Evet. Sonra ne yapacağız hocam? Sonra alttakini unuttuk. Değil mi? Alttaki yok. Elimizde üstteki üçgen kaldı. E hocam şimdi bu arada mavi ile sarı buraya denk geldi. Kırmızıyla mor buraya denk geldi. Sonra burası mavi ve sarı. Burası sadece sarı. Burası sadece mor. Burada da mavi ve kırmızı. Mor ve kırmızı denk geldi. İşte bu mavi dedik ama turkaz diyelim şuna. Turkaz. Sonra ben şuradaki üçgeni katlayacağım. Buradaki üçgeni de böyle katlayacağım. Katlamasını alacağım. Hadi bakalım katlamasını alalım. Hop şöyle katlamasını aldığım zaman. Bu buraya mı denk geldi? Evet. Hocam ama katlamasını aldığım zaman. Hop şöyle de bir şey oldu. Şu şuraya denk gelecek. Şu sarı bölgede buraya denk gelecek. Bak dikkat et. Benden diyor ki katlama yapıldığında diyor. Şu bu şurada mavi ve kırmızıydı. Burası tur, e, turkuaz ve sarıydı. Hop şöyle geldiğinde turkuaz sarı mavi ve kırmızının üstüne geldi. Dört renk nerede üst üste geliyor? İşte tam olarak burada denk geliyor arkadaşlar. Mavi ve kırmızı da sileyim. E hocam şurası ne oldu? Bak burası maviydi gördün mü? Hatta şuradaki kısım neydi? Mavi ve kırmızıydı. Sarı da gelince mavi kırmızı sarı oldu. Bak burası 3 bölge oldu. Ama burası kesinlikle 4 bölge oldu. Tamam şuradaki M'leri sileyim de kafamız karışmasın arkadaşlar. Evet devam edelim. Şuradan devam edelim. E ben bunu buraya katlayınca da Tamam. Şurayı da unuttuk şimdi. Elimizde şöyle bir üçgen oldu ve 4 tane bölgenin kestiği yer burası arkadaşlar. İşte tam olarak şurası. Şimdi elimizde bu var. Sadece şu kısmı düşün bak. Sadece bu kısmı düşünüp yorum yapıyoruz şimdi. Elimizde bu var. Şimdi buradaki üçgende de ben şunu yapacakmışım kardeşim. Ben burada ne yapacakmışım? Buradaki 4 bölgeyi de 4 renkli bölgeyi de kesecekmişim. Yani kırmızı bölgeyi kestim. Hadi makasla kestim. Hadi bakalım. Elimizdeki bölge şimdi ne oldu arkadaşlar? Elimde kalan kısım, şu maviyle olan kısım olmadı mı? Oldu. Geriye doğru açılım yapalım şimdi. Şimdi diyor ki bize, kestik. Kestikten sonra da geriye doğru aç diyor. Açtıktan sonra oluşan bölge çevresi isteniyor. Bak kırmızı kısım kesildi. Hadi geriye doğru açalım. Biz ilk önce ne yapmıştık? Yukarı doğru katlamıştık. Sonra üstüne bunu katlamıştık. O zaman bunu açalım geriye. Sen bunu böyle açtığın zaman geriye ne oluyor? Hocam bu kırmızı kısım buraya geliyor. E kırmızı kısım kesilip atılmıştı. Boş burası. Burası boş. Şurada mavi kısım bak hala dolu olan kısım. Yani şurası da mavi kısım dolu olan kısım oldu. Evet. Sonra ben bunu böyle yukarı doğru katlamıştım. Aşağı doğru açacağım şimdi bunu. Aşağı doğru açtığın zaman da hop şöyle hop böyle geldi, değil mi? Hatta bu kırmızı kısım da nereye denk geliyor arkadaşlar? Kırmızı kısım da tam olarak buraya denk geliyor. E dikkat et. Kırmızı kısım buraya denk geldi. Kırmızı kısım buraya denk geldi. Aa bak kırmızı kısımlar boş. Şimdi hayal et. Kırmızı kısımların senin boş. Değil mi? Kırmızı kışımların, kışımların boş. Şimdi oluşan şeklin çevresi isteniyor. Bak şurada da şurası var bir kere. Sonra burası var. Sonra bak buradan buraya gidemem. Çünkü kırmızı kısımlar kesilmişti. O zaman burada bir boşluk mu oluştu? Evet. Yani şuraya gideceğim. Sonra buradan kırmızı kısmı çevreleyeceğim. Boş. Buradaki kırmızı kısmı çevreleyeceğim. Sonra buraya gideceğim. İşte bizden şöyle bir şekil çıktı arkadaşlar. Biraz hilale benzer bir şekil çıktı. Şöyle bir şekil çıktı. İşte mükemmel şekil. Bunun çevresi soruluyor bize. Arkadaş burası kaç? 24. Toplayalım hadi. 24 var mı elimizde? Var. Bak şurayı topladım. Sonra 15 var. Artı 15. Sonra artı. Şöyle gideceğim. Hocam burası 7. Sonra böyle geleceğim. Şu katlanınca bu buraya gelmişti. Üst üste binen kenarlar eşit 7. Şu katlamayı da böyle getirdiğimde burası da 7 oluyor. Tamam mı? İşte 15 hesapladık. Sonra 7 var, 7 var, 7 var. 7'leri de şöyle çevrede gittim. Yani 21 var orada. 3 tane 7'den dolayı. Sonra bir de burada ne var? 20 var. İşte çevresi bu yaptı. Topladığımız zaman da kaç yapıyor dostlar? 80 yapıyor. Ya hocam zor bir soru. Değil, değil, değil. Ben anlatırken sana iyi bir şekilde anla diye belki 5 dakikayı geçti. Ama bu gerçekten arkadaşlar hayal gücünüzde olacak bir şey. Merak etmeyin. Bunun Instagram'da ben ne yapacağım? Aynen bunun animasyonunu da yapacağım. Rahat bir şekilde görmeni sağlayacağım. Tamam mı? Instagram'da Instagram sayfası yine aynı. Kenan Kara ile geometri. Kenan Kara yaz. Çıkar zaten. Anlaştık mı gençler? Evet. Instagram'da daha net bir şekilde göreceksin. Hiç merak etme. Size her türlü düşünüyorum. Bu sene bunu yapacağım demiştim size. 2024 tayfa. Acayip şanslısınız. Evet. 80'i bulduk. Geldik. Beşinci özelliğe. Beşinci özelliğimiz de şu arkadaşlar. Ya bazı şöyle şeyler söyleniliyor arkadaşlar. Ya ben buna karşıyım. Ee, dörtgenlerde alan konusu yok deniliyor. Ya ama çoğu soruyu biz üçgenle yapıyoruz. Üçgende alan varsa dörtgende de alanı bulabiliriz. Ki bundan önceki videoda görmediniz mi fark etmediniz mi çoğunluğunu üçgenden yaptık. E burada da dörtgende de alan soruları bence çıkabilir arkadaşlar. Ya bu aralar zaten çok duyuyoruz. Mesela KPSS'de müfredat dışı sorular soruldu falan filan. Ama ÖSYM'nin orada bir bahanesi olabilir. Kardeşim müfredat dışı yok. Bak burada bundan bahsettik diyebilir. E burada da dediğim gibi dörtgenlerde de işte paralel kenarda, dikdörtgende falan da yine aynı şekilde size alandan bahsedeceğiz. E, hocam müfredat dışı falan ben inanmıyorum ona. Çünkü bununla da ilgili sorularda karşılaşabilirsiniz dostlar. Hiç öyle es geçmeyin. Bir kere bunların ispatı zaten yine üçgenden geliyor. O yüzden ÖSYM der ki kardeşim üçgenden çıkıyor. Dörtgendeki alan değil ki üçgen üçgen sorusu sorduk diyebilirler ondan dolayı. Beşinci özelliğimiz de şu. Bir dörtgende köşegenler arasındaki açı alfa ise alan ABC'de köşegenler çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Bu böyle. Yani burası 60 derece ise köşegenler çarpı sinüs 60 bölü 2'dir. Hani bizim şeye benziyor. Ee, bir üçgende arada kaç alfaysa ise kollar çarpma sinüs alfa bölü 2 diye. E burada da köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2. Aslında aklımda kaldı hemen değil mi? Kaldı vallahi kaldı. Ya hocam burası 60 dereceyse zaten sen büyük ihtimalle üçgen bilgisiyle de yapabilirsin. Çizersin buradan bir 2. Tabanına ait yüksekliği bulursun. Bak burası da ters açı. Yani sen bu tabana ait yüksekliği bulmuş olursun. Şurası belliyse. E burada da şuna ait bir yükseklik çizersen. Burada da yüksekliği bulursun. Yani şu üçgenin alanında bulursun. Yani üçgen bilgisiyle de yapabilirsin. Ama yine de bunu bilmenizi tavsiye ediyoruz çünkü kullanıyoruz gerçekten. Köşegenler çarpı sinüs alfa bölü 2 alana eşit oluyor. E, hocam bu dörtgen dış iç bükey bir dörtgense yani konkav bir dörtgense de bir köşegen bu, diğer köşegen bu. Dikkat et. Köşegen olarak bunun tamamını alma. Köşegenler arasında açı yok ama uzantıları arasında kaçı var. Yani AC çarpı BD çarpı yine sinüs alfa bölü 2 ya hocam burada kaçayım alacağım burada kaçayım alacağım. Fark etmez. Burası eğer 60 ise burası 120 yapıyor ya. 180'e tamamlayan açıları aynıdır. Yani sinüs 60'da aynıdır. Sinüs 120 de aynıdır. Tamam mı? Ondan dolayı herhangi bir sıkıntı yok aslında. Yani o sinüs teoremini de o şekilde kullanabilirsin. Peki hocam sinüs alfa dedik ki burada. Alfa yerine 90 yazsak sinüs 91 olduğundan dolayı çarpmada etkisiz eleman. Direkt ac çarpı bd bölü 2 mi oluyor alan? Evet Evet bunu kesinlikle biliyorsunuz zaten. Köşegenler dik kesen bir dörtgen alanında köşegenler çarpımının yarısıymış. Normalde sinüs alfa bölü ikisi de vardı. Ama sinüs 91 olduğundan direkt AC çarp BD bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Anlaştık. Evet cevap bu. Cevap derken olay bu. Bunu bil. Burada şöyle bir soru yazmışız. Uzunlukları 8 ve 10 santimetre olan iki çubuk şekildeki gibi çivi ile birbirlerine dik olacak biçimde monte edilip uç noktalarına lastik ip geçirilerek ABC'de dörtgen elde edilmiştir. AC çubuğu ok yönünde en fazla 60 derece döndürülmektedir. Evet en fazla 60 derece döndüreceğim. Arkadaşım en fazla 60 derece döndüreceğim zaman ne olacak? Hop 60 derece döndürdüğümde buraya geldi mi? Geldi. 60 derece döndürdüğümde AC çubuğunu yalnız. Diğer çubuk da buraya denk geldi. Yani şöyle bizim bir çubuk böyleyken bir çubuk böyle oldu. Yani bizim dörtgenimiz nasıl bir dörtgen oldu arkadaşlar? Şöyle bir dörtgenle karşılaşacağız. En fazla 60 derece döndürüldüğünde. Ama en fazla 60 derece döndürüldüğünde burada kaç kaç derece oluyor? 30. Bak bu çubuk sabit. Yani köşegenler arasındaki açı dikkat et. Bu sorunun ince noktası da şu. Ben çubuğu 60 derece döndürdüm. İki çubuk arasındaki açı 30 derece oldu. Yani şurada kaç? 30 derece oldu. İşte bu soruyu hatalı yapanlar 60 derece yazıyor ondan dolayı hatalı yapıyor. Neyse Buna göre diyor AC çubuğu döndürüldüğünde döndürüldüğünde dikkat ABCD dörtgenlerinin kaç tanesinin alanı tam sayı değer alır diye soruluyor. Arkadaş şimdi bunların alanına bakacak olursak önceden tamam döndürdüğüm zaman böyle oldu. Uzunlukları da 8 ve 10 olarak verilmiş. 90 derece olsaydı alan ne olacaktı arkadaşım? Alan 10 çarpı 8 bölü 2 olacaktı. Yani en fazla alana bu sahip olacaktı. 80 bölü 2'den 80 bölü 2'den 40 mı olacaktı en fazla olan? Evet. Sonra ben bunu en fazla 60 derece döndürdüğünde dörtgen bu şekilde oluştu. O zaman bu dörtgenin alanı bu şekilde olduğundan olacak. Köşegenler çarpımı yani 10 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2'ye eşit olacak. Sinüs 30 nedir? Sinüs 30 da arkadaşlar şudur. 30 60 90 üçgeni 1 2 ve burası kök 3 ya. Sinüs 30 da karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2. Bunun yerine 1 bölü 2 yazarsak eğer 80 bölü 4 yapıyor. O da kaç yapıyor? 20 mi yapıyor? Evet. En büyük alan 40 yapıyor. Yani köşegenler dik kestiğinde en küçük alanda 20 yapıyor. O zaman bizim alanımız ne olacak? Alanımız 20 ile 40 arasında olacak. Peki 20 dahil mi? Dahil. Çünkü en fazla 60 derece döndürülmektedir diyor. 60 derece döndürdüğümde 30 derece dahil. Peki 40 dahil mi? Yok. AC çubuğu döndürüldüğünde döndürülmeden önce arkadaşlar bizim alanımız kaç yapıyor? 40 yapıyor. Döndürüldüğünde diyor arkadaşlar. Döndürüldüğünde dediği için 40'ı alacak mıyız burada? Bana göre almayacağız. Cevaba da bakıp ona göre de yorum yapabiliriz arkadaşlar burada. E o zaman burası kaç yapıyor? Şimdi buradaki kaç tanesinin alanın tam sayı değer alır diye soruluyor. AC çubuğu döndürüldü oluşan ABCD dörtgenlerin kaç tanesinin alanı tam sayıdır? E 20 ile 40 arasında. 20 ile 40 arasında kaç tane değer vardır? Büyükten küçüğü çıkart. Bir de bir çıkart deseydik ikisi de olmaz olmasaydı birisi eee daha ise o zaman bunu da dahil edeceğiz. Evet. Yani o zaman kaç tane değer olmuş oluyor arkadaşım? 20 tane değer olmuş oluyor. 40'ta niye almadık? Döndürülmeye baş döndürüldüğünde itibaren başlayacağız ya o yüzden. Ya ÖSYM böyle kelime oyunu çok yapmayabilir. Yapmayabilir. Ama ben burada bu cümleye dikkat ettim. Hatan varsa da düzeltin. Hocam 40'ı da almamız gerekiyor diye yorumlara da yazarsınız. Ama ÖSYM net bir bilgiyi de verir. İşte döndürüldüğünde arada kalan bilmem ne diye bir şey söyler. Ama bana göre bu cümleye göre döndürüldüğünde diyor ya döndürmeye tık diye başladığımda 1 dereceyle başlıyorum ya. Oradaki 90 dereceki alanı almayacağız bence. Evet en büyük alan 10 çarpı 8 bölü 2'den 40 yaptı. En küçük alan da işte 10 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2 yaptı. O da 80 bölü 4 yaptı arkadaşlar. O zaman 20 yaptı ve 20 tane değeri de bulmuş olduk. Örnek 17 20 oldu. Geldik 6. özelliğe. Bak şimdi burada beni iyi dinle. Çünkü sen buradaki formülleri ezberlemeye kalkarsan aklında kalmaz. Ama neyin nereden geldiğini bilirsen eğer çok güzel bir şekilde de aklında kalır. E burada bakalım ne demiş tek tek ispatlamaya çalışalım. ABC'de dörtgen ve KLMN orta noktalar olduğuna olduğunda KLMN paraya kenardır demiş. Bak KLMN orta noktalar gösterilmiş zaten şekilde. Eşitlik görünce aklına ne geliyor? Orta taban geliyor. Hocam orta tabanı nasıl çizeceğiz? Şuradan çizemiyoruz ki böyle üçgen yok ki orta taban çizelim değil mi? Ama burada bak 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 dikkat et. Şu köşegeni çizecek olursak eğer köşegeni çizdiğimiz zaman ne oluyor burada? Hocam şunlar eşit, şunlar da eşit. Bir orta taban çıktı. Yani şunlar birbirine paralel. Hatta burası A iken burası 2A yapıyor kırmızının tamamı. E alttakinde de bunlar eşit, bunlar eşit. Ters bir orta taban var burada. Evet. 2A ise burası tamam oldu ve şunlar birbirine paralel mi oldu? Aynen öyle. Şimdi diğer köşegeni çizecek olursam eğer, bak şimdi bu köşegeni çizecek olursam eğer bu sefer şunlar eşit, şunlar eşit. E hocam bunlar birbirine paralel olmuş oldu. E, o zaman burası B ise burası 2B'dir. Hatta burada da şunlar eşit şunlar eşit olduğundan 2B ise burası da B oldu yine orta tabandan ve şunlar da birbirine paralel oldu. E o zaman KLMN bir paralel kenar çıktı mı? Çıktı. Çünkü karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen oldu bu. Hatta bak daha üzerine de gireyim. Burası 90 derece olursa yöndeşlikten burası da 90 burası da 90 olur. Her yer 90 olur. İçerideki paralel kenar bir açı 90 derece olduğundan dik dörtgen olur. Bak köşegenler dik kesirse burası dik dörtgen oluyormuş. Hatta ve hatta şöyle bir şey de diyebiliriz. Köşegenler dik kesiyor ve birbirine eşitse A ile B birbirine eşitse kare olabilir. Sadece ve sadece 90 olmazsa köşegenler birbirine eşit olursa A A A A olur. O zaman da eşkenar dörtgen olduğu durumda söz konusu. Parantez açıp onu da söylemek istedim. Söyledik de. Tamam bunu hallettik mi hallettik. A paraya kenar ispat yöntemini bil. Sadece ispat yönteminden de soruları çıkartabiliyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Sonra AC ile BD'nin toplamı çevre KLM nedir? Evet köşegenler toplamı çevre KLM neye eşit? Çok basit. Köşegenler toplamı 1 2A 1 2B. Hocam 2A artı 2B. KLM'nin çevresine bak. A, B, A, B. Bu da 2A artı 2B. Yani bunu da zaten otomatikman şu ispattan anlamış oluyoruz. Sonra alan KLM'ne alan ABCD'nin yarısı. Bak şu da dur. Burada ispatı ayrı bir yerde yapacağım. Bu alan, bunu özel olarak bilmeni istiyorum. Bak şuraya bir şöyle şey yaptım. Bunu bilmeni istiyorum. Çünkü bu karşımıza çıkacak arkadaşlar. Önemli olan noktalardan biri. Hatta e, şimdi alttakini gösterirken de bunun da ispatını yapacağım. İki tane ispat yapacağım şimdi sana. Göstereyim ispatı. Bak şimdi dostum. Alan ABC'de, tüm alanın yarısı. Bunu direkt bu şekilde gösteremiyorum ama şu alttakini gösterebilirim sana. S1 artı S3 yani karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitmiş ve neymiş? S1 artı S3, S2 artı s 4 eşitmiş. Tüm alanın dörtte birine eşitmiş. Gerçekten öyle mi? Şuradan başlayayım. Şöyle bir dörtgen çizsek kardeşim. Böyle bir dörtgen çizdiğim zaman şöyle ve şöyle. Şu orta noktaları düşünsek yani S1 ile S3'ü düşüneceğim şimdi. Orta noktalar bunlar böyle olduğunda bak ne oluyor? E hocam şu köşegeni çizecek olursak S1 ise burası 3 katı. 3 S1. S3 ise burası da 3 S3 olmuyor mu? Evet şu karşılıklı alanlara bakar mısın ne oldu? S1 artı S3. Tüm alana bakar mısın ne oldu? Tüm alanda 4 S1 artı 4 S4 oldu. Gerçekten karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın dörtte biriymiş. E öbürünü de ispatlayayım. Bak şimdi. Hocam şu şekilde orta noktalar olduğunda yani burası S4. Şöyle orta noktalar aldığında burası S2 olduğunda şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit ve şunlar da birbirine eşit olduğunda. Yine köşe çizdiğim zaman S2 ise 3S2. Burası da 3S4 yapıyor. Bak dikkat et karşılıklı alanlar toplamları 3S2 artı S4. E tüm alan kaç? 4S2 artı 4S4. Hmm. Tüm alan 4S2 artı 4S4 yaptı arkadaş. Dikkat et. E hocam tüm alanın gerçekten dörtte bir mi oldu bu? Evet şu ikisinin toplamı tüm alanın dörtte biri. Bu ikisinin toplamı da tüm alanın dörtte biri. O yüzden bunlar birbirine eşit. Ya da aynı dörtgeni kullandıysan burada. Hocam tüm alan 4S1 artı 4S4 çıktı. Burada da 4S2 artı 4S4 çıktı. Şurası, şurası S3 olacaktı pardon. E o zaman bunlar birbirine eşit. Gerçekten de karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit. Yani S1 artı S3 ile S2 artı S4 birbirine eşit. Ve tüm alanın dörtte birine eşit. Peki biz bunu öğrendik şimdi. Şöyle dörtgeni bir daha çiziyorum. Hop şöyle. Bak şimdi kardeşim. Şu alanlar toplamı tüm alanın dörtte biri ise. Şu alanlar toplamı da tüm alanın dörtte biri ise. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 1 bölü 2 yaptı. Hepsinin toplamı 1 bölü 2 yaptı. O zaman buraya da 1 bölü 2'si mi kalıyor? İşte ondan dolayı buradaki alan KLM'n yani şuradaki içerideki paraya kenarın alanı neye eşitmiş? Tüm alanın yarısına eşitmiş. Yani buradaki ilk kısmı tamam. İspatın nereden geldiğini gördün. Neyi bilmeni istiyorum senden? Şu ikisini bilmeni istiyorum. Ama buradaki ispat yönteminde bil. ispat yöntemiyle de ilgili soru karşına çıkabilir. İspatlarken de anladın mı? Anladın. Tamam. S1 artı S3, S2 artı S4 tüm alanı dörtte biri. Buradan dolayı da x dörtte bir, x dörtte bir, bir bölü iki yaptı topladığım zaman. Buraya da bir bölü iki kaldı. Şu ikisini bil ama zaten ispatını gördün ya büyük ihtimalle aklında kalır. Evet güzel bir şey ama burada eşitlikler olduğu zaman bu alan tüm alanın yarısı olması aklımıza gelecek. Bu da önemli noktalardan biri. Hatta buraya bir yıldız bir yıldız daha koyuyorum. Tamam. Evet hemen sorusuna bakalım. ABCD dörtgeni biçimdeki bir karton KN ve LM doğruları boyunca kesilip küçük parçalar atıldığında dörtgenin alanı 4 birim kare azalıyor. Arkadaşlar sen bu parçaları atmışsın. E bu parçalar şu alanlar toplamı neydi? Tüm alanın dörtte biriydi. E bu alanlar toplamı da zaten dört birim kare diyor. Çünkü ben bunları attığın zaman 4'müş. E o zaman şu ikisinin toplamı dörtse tüm alan ne yapacak? Karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biriydi. Tüm alan 16 yapacak. E hocam tüm alan 16 ise tüm alan 16 olduğundan dolayı ortadaki alan da tüm alanın yarısı olmaz mı? 8 olur. E hocam bizden y ve x toplamı da isteniyor. Pardon. Y ve bir toplamı da isteniyor. X'i bak 8 bulduk. E hocam şu karşılıklı alanlar tüm alanın dörtte biriydi. Şu karşılıklı alanlar da tüm alanın dörtte biriydi. Yani y artı 1 de 4'e mi eşit olacak? Y'yi de böylelikle 3 mü buluruz? Evet. Bizden ne isteniyor? X eksi Y farkı isteniyor. X'i kaç bulduk arkadaşım? 8 bulduk. Y'yi kaç bulduk? Y'yi de Y'yi de 3 bulmuştuk. Evet 3 bulduk. Cevap da böylelikle 5 çıkar. Bak bizden X eksi Y isteniyor. Cevap 5 oldu. Ve geldik son soruya. Evet ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan dörtgenliğin kenarları üçer eşit parçaya ayrılmış. Bak bu sefer formülü uygulamayacağız. Çünkü eşit olduğunda biz formülü uygulayabiliyorduk. Yani bu 3 parçaya ayrılmış. Bu da 3 parçaya ayrılmış. Bu da 3 parçaya ayrılmış. Ve bu da 3 parçaya ayrılmış. Hmm. Demek ki bak ispat yönteminin ne kadar önemli olduğunu şimdi bu soruda anlayacaksın. Ama burada hocam 3 parçaya ayrılmış. Bir de ben sana şurada bu soruya geçmeden önce şunu da söyleyeyim ya. Eşit olduğunda bu yarısı olması hikayesi aklımıza gelecek ya. Şöyle eşit olduğunda biz bu hikayeyi kullanacağız. Şunlar eşit şunlar eşit ve şunlar eşit. Ama bazen dörtgen de olmayabilir. O yüzden şu soruyu yazdım şimdi sana. Böyle bir dörtgen içerisinde üçgen olursa ne yapacağız? Eşitlikler olduğu zaman eşitlik hani 4 e, dört böyle dört kenarın ortasında eşitlik aldığında oluşan dörtgen tüm alanın yarısı olduğunu biliyoruz. Ve atıyorum burası altı verilsin. bize tüm alan sorulsun mesela bunda. Ne yapacağız? Hocam dört tane orta nokta olduğunda o zaman biz de buradaki orta noktayı alırız. Şöyle bir dörtgen oluştururuz. Dörtgen oluşturduğumuzda içerideki şekil ne oluyor? İçerideki şekil paralel kenar, paralel kenar. E, paralel kenarın alanı bir yarısı altıysa diğer yarısından olmak zorunda. 6 olmak zorunda. Bizden de tüm alan istersin mesela. E, burası 12 ise tüm alanda kaç yapacaktır? 24 yapacaktır. Tamam eşitlik olduğunda böyle yorum yapıyoruz. Hatta böyle şey oluşturuyoruz. Dörtgen oluşturuyoruz. Ama burada öyle bir şey de oluşturamıyoruz maalesef. Ve eşit de verilmemiş. 3 eşit parça verilmiş. İşte ispat yöntemini kullanacağız. Şimdi öncelikli olarak ne yapacağız burada? Burada hocam katlama sorusu verildiğinde eski halini şöyle bir geri açacağız. Eski halini geri açalım bakalım. Ve bu arada soru gerçekten çok güzel bir soru arkadaşım. Tamamıyla aslında üçgen sorusu. Ee, şimdi ne yapıyoruz? İspat yapalım. Buraya ben bir A alan dersem şu köşegeni çizersem hocam 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. E o zaman 9A mı olacak boşluğa? Hayır dikkat et. A iken tamamı 9A buraya 8A kaldı. E buraya B dersem yine 1 bölü 3'ten dolayı buraya da 8B kaldı. Ha, karşılıklı alanlar toplamları A artı B iken tüm alan ne yapacak? 8 artı 8 b değil. Dikkat. 9A artı 9B yapacak. Bak ispat anladığın için sen şimdi buradaki şeyi tekniği de anladın. Hocam şu karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın nesi çıktı? 9'da biri çıktı. Aynı şeyi artık bunda ispatlamama gerek yok. C derim D derim aynı ispattan dolayı 9C artı 9D çıkar. Ama gerek yok artık olayı anladık. Peki ben şuraya A dedim. E o zaman burası da A. Şuraya B dedim. E o zaman burası da B. Şuraya C ve D deyip de işlem yaparsam karışacak sanki. Ben sonuçta buranın ne olduğunu biliyorum. 9A artı 9B olduğunu biliyorum. E hocam ben o zaman şuraya bir X alanı dersem. Burası da X midir? Karşılıklı alanlar toplamı ne olacak? Tüm alanın 9'da biri olacak. O zaman karşılıklı alanlar toplamı da A artı B yapması lazım burada. O zaman burası X ise burası da ne olmak zorunda? A artı B eksi X olacak. Karşılıklı alanlar toplamının çünkü ne olması lazım? A artı B olması lazım. E o zaman burası da aynı şekilde A artı B artı X değil mi arkadaşlar? Hop şöyle göstereyim. Evet. E şimdi arkadaşlar tüm alan bak dikkat et şu ikisi 2 iki, şu ikisi 2 iki artı 2 B yaptı. Hocam şu ikisi de 2 iki artı 2 B yaptı. Tüm alan 9 artı 9 B değil miydi? Bak 2 artı 2 B 2 artı 2B'ye daha kaç? 4A artı 4B mi yaptı? Tüm alanda 9A artı 9 bydi 9A artı 9B'den 4A artı 4B'yi çıkartırsak buradaki sarı bölgeye 5A artı 5B mi kaldı? Bak 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 soruya bak ya. Zor bir soru ama gerçekten mantık sorusu. Tekrarlıyorum. Şu ikisi 2A artı 2B. Hocam bu ikisi de toplam 2A artı 2B. Toplam şu alan ne yaptı? Sarı bölgeyi, bul bölgeyi bulmaya çalışıyorum. Tüm alandan neyi çıkartacağım? şunların hepsini çıkartacağım. 4 yani ikisinin toplamı 2 artı 2 b. İkisinin toplamı 2 artı 2 b. Toplamda 4 a artı 4 b çıktı. 9 a artı 9 b'den 4 a artı 4 b'yi çıkarttığım zaman 5 a artı 5 b kaldı buradaki alana. Mavi alanın yeşil alanı oranı. Yani burada sarı demek istemiş herhalde. E, mavi alanın mavi alan toplamda kaç? Hocam a burası b burası. Şu ikisinin toplamı da a artı b. Toplamda 2 a artı 2 b değil mi? Evet bölü. Yeşil alanı oranı ne? 5A artı 5B. E o zaman ne çıktı? 2 parantezin aldığımızda 5 parantezin aldığımızda A artı B'ler nanay oluyor. Ve cevap da 2 bölü 5 çıkıyor. Dostlar. Güzel bir soru mu? Gerçekten güzel bir soru. Ama ispat yöntemini bilmeseydik ya da üçgeni bilmeseydik en azından bu soruyu yapabilir miydik? İmkansız. Evet örnek 20. 2 bölü 5 geldi. Ve böylelikle bu haftayı da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta en önemli haftalardan birindeyiz. Paralel kenara başlayacağız. Paralel kenar dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.